Derman Doğada YouTube kanalıma hoş geldiniz. Halk arasında sır dili otu ya da yıldız çiçeği olarak bilinen hodan bitkisi, çekirdeğinden elde edilen yağ ile birçok hastalığa şifa sağlar. Yıllarda birçok ülkede kullanılan bir bitkidir. Romatizma ve romatoid artrit gibi kemik ağrılarına iyi gelir. Prostat kanserine fayda sağlar osteoporoz yani kemik erimesine yararlıdır. Strese ve depresyona karşı rahatlatıcı, gevşetici özelliği vardır. Kadınlarda adet öncesi dönemlerde sıkıntılar, gerginlik ya da vücutta şişkinlikler olur. RGL dönemi öncesinde kadınlara rahatlatıcı özelliği vardır. Adet dönemindeki ağrılara ve kramplara fayda sağlar. Diyabet yani şeker hastalığına karşı da fayda sağlar. Dikkat eksikliği ve özellikle çocuklarda görülen hiperaktivite bozukluğuna yaral sağlaması da hodan çekirdeği yağının faydaları arasındadır. Vücutta görülen ağrı ve şişmelere karşı kullanılabilir. Kalp hastalığı ve inme riskine karşı iyi gelir. Yüksek ateş, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, bronşit ve öksürük gibi rastlıklar için de faydalıdır balgam söktürücü özelliği de vardır. Yüksek kan basıncını azaltır. Alzheimer hastalığındaki havza kayıplarına iyi gelir. Sinir uyarlarının iletimini artırarak beyne fayda sağlayabilir. Menopoz dönemindeki kadınlarda terlemeler sıcak basmalarına iyi gelir. Göğüs ağrısı göğüsteki hassasiyet ve deri döküntülerine karşı da yararlıdır. Vücuttaki yorgunluk kronik yorgunluğa iyi gelir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Anne sütü üretimini teşvik eder. Anne sütünü artırır. Hücreleri yeniler ve hormonları dengeleyici özelliği vardır. Hodan çekirdeği yağı ve okaliptus yağı ile diz ve ağrılarından kurtulmak mümkün olabilir. Dizdeki ağrıları geçirilmesi için 30 saniye süreyle hodan çekirdeği yağı dize masaj yapılır gibi sürülür. Daha sonra yatış pozisyonuna geçin. Dizinizin altından tutup kendinize çekin ve bu şekilde 30 saniye bekleyin. Bu hareketi 3 kez 5 saniye arayla tekrarlayın. Hodan çekirdeği yağının yan etkileri nelerdir? Nadire mide bulantısı, hazımsızlık, kapızlık, ishal midede şişkinlik, deride dökülmeler görülebilir. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmaması gerekmektedir. Bazı ilaçlarda etkileşime girebilir. Düzenli ilaç kullanıyorsanız mutlaka Fodan çekirdeği yağı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Özellikle sara yani epilepsi nöbet geçirilmesine karşı ilaç kullanılıyorsa ya da kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız.